LGS'ye son 153 gün 2022 yılındayız. Yepyeni bir yılda, yepyeni bir senede yepyeni başarılar bizleri bekliyor. İnşallah bu sene gireceğimiz yeni okulda bizim için hazırlanıyor. Hiç endişelenmeyin arkadaşlar. Çalıştıkça, gayret gösterdikçe ve vazgeçmedikçe 2022'de inşallah hayalinizdeki o güzel okullarda sizler okuyacaksınız. Haftanın sözüne baktığımızda Mahatma Gandhi diyor ki... Dünyada görmek istediğin değişimin kendisi ol diyor. Gerçekten de bizler bazen işte etrafımızdaki şeylerin değişmesini isteriz ama İlk başta değişime kendimizden başlamamız gerekiyor. Eğer bizler gayret göstermezsek, bizler çalışmazsak, bizler yapabileceğimize inanmazsak, bizler bazı şeyleri değiştireceğimize inanmazsak dünyanın değişmesini beklemeyelim. Öncelikle kendimizi değiştireceğiz. Hedefimizi koyacağız, vazgeçmeyeceğiz ve hayallerimize kavuşacağız. Haftanın sorusuna baktığımızda Damla Karakaya 314 beğeni almış, diyor ki: "Hocam size soru soracağım da birkaç tane umarım cevaplarsınız." demiş tabii ki. Şimdi eskiden çok fazla çalışırdım. Sanırım şimdi biraz yoruldum pek çalışamıyorum ne yapmalıyım demiş. Bu güzel bir soru çok önemli bir soru. Gerçekten motivasyonumuzun düştüğü anlar oluyor ve vazgeçtiğimiz anlar oluyor. Bununla alakalı birazdan sizlere bir şey söyleyeceğim. Kendime güvenemiyorum her gün umutsuzluğa kapılıyorum ne yapmalıyım? İki ile bir benzer soru. Her gün okula gidiyorum bu beni çok bıktırdı neler yapmalıyım? <laughs> Okulu bırakacak artık üçü de geçiyorum. Baya zor sorular. en hani turlama taktiği yapıyorum en kolay sorudan başlayacağım sonra diğerine döneceğim. Her gün Yarım saat kitap okuyorum bu LGS için yararlı olur mu? Evet bu, bu sorunun cevabı çok güzel. Evet o oh, kolay soru yakaladım bak görüyor musunuz? Her gün yarım saat kitap okuyorum bu LGS için yarar. Tabii ki LGS'de çok kitap okuyan öğrencilerin kazanacağını Milliyetin Bakanı da söyledi. ÖSYM Başkanı da söyledi. Deneme netlerim çok kötü bu nasıl düzeltebilirim? Bununla alakalı çok güzel bir cevabım olacak birazdan. Zamanım çok az kalmış gibi hissediyorum. Hayır hala 153 gün var. Günde 100 soru çözsen 15.300 soru olduğunu her zaman söylüyoruz ki sen günde en az 200 soru çözüyorsun. Bu da 30.600 soru eder ki, 30.600 soruyla LGS'yi paramparça edersin. Yani LGS, LGS olduğuna pişman olur. Dolayısıyla az bir zaman yok. Çevremdekiler moralim bozuyor ve daha da çok üzülüyorum. Neler yapabilirim? Çevredekiler de bazen gerçekten moral bozuluyor. Bazen annemiz bile moralimizi bozuyor. Annemiz nedir? Bizim canımız ha? Herhalde bu dünyada en sevdiğimiz kişi annemizdir. O bile bazen kendin için çalışıyorsun deyip moralimizi bozabiliyor. Dolayısıyla buna benzer şeylere karşı hazırlıklı olacağız. Şimdi o zaman sorularla başlayalım. Öncelikle eskiden daha fazla çalışırken şu anda motivasyonun düşmesi çok normal bir şey Damla. Çünkü aynı netler gibi insanın da başarısı motivasyonu değişebiliyor. İlk başlarda motivasyonu çok yüksek oluyor sonra azalıyor. Artıyor azalıyor artıyor azalıyor. Netlerin aynı şekilde. Ama toplamda şuna inanman lazım ki bu LGS süreci esasında bir kontrol süreci. Yani sen sınav anında da böyle bir şey yaşayacaksın. Sınav anında bazı sorular mesela bak benim şu anda yaşadığım gibi. Bazı sorular zor bazı sorular kolay. Bazı soruları atladım bazı sorulardan başladım. Sen de motivasyonun düştüğü anlarda senin motivasyonunu bozan derslerden uzaklaş. Matematik mi motivasyonunu bozuyor? Bırak matematik koy kenarı hemen biraz fen çalış. Fen de mi mor moralini bozuyor? O zaman Türkçe çalış. Türkçe de moralini bozuyor? İnkılap tarihi çalış. Çünkü onlara zaten çalışman gerekiyor. Çünkü şunu unutma. LGS'de sen eğer sadece matematik çalışırsan fen, Türkçe, ...inkılap, İngilizce ve dinde... ...hepsinden birer tane yanlışın çıksa... ...beş tane yanlışın çıkmış olur. E beş tane yanlışı niye yapıyorsun ki? O beş yanlışı da yapma. Hatta daha fazla yanlışın çıkabilir. Dolayısıyla sen matematiğin, fenin... ...ya da Türkçenin morali bozduğu anlarda... ...diğer derslere çalışarak... ...diğer kolay derslere çalışarak... ...ki onlar da senin LGS ön plana çıkmanı sağlayacak... ...onları halledebilirsin. Dolayısıyla eskiden çok fazla çalışırken... ...şu anda yorulduğunu hissediyorsan... ...çalıştığın dersleri... ...bak çalıştığın dersleri... ...ve mekanı değiştir. Mekanı nasıl değiştireceğim hocam? Yani artık odanda çalışıyorsan salonda çalış. Salonda çalışıyorsan oturma odasına geç. Oturma odasına çalışıyorsan veya işte odandaki çalışma masasını yeni değiştir. Yer değişikliği de bazen insanın motivasyonu artırıyor. Kendime güvenemiyorum. Her gün umutsuzluğa kapılıyorum yapmalıyım. Hiç endişelenme. Şu anda senin yaşadığın şeyi birçok arkadaşın yaşıyor. Birçok arkadaşın ben yapamayacağım, ben yapamayacağım sesini sürekli içinden duyuyor. Ama e sen yapamayacaksın. Damla yapamayacak. E kim yapıyor? Ben mi gireceğim sana yani? Biz öğretmenler mi gireceğiz? Hayır. Bu okullar sizin arkadaşlar. Türkiye'de sadece 10. sınıflarda geçerli. Bu hani bir, bu 10. sınıflar eskiden yani 8. sınıf yani sizin yaşınızdayken 1 milyon 800 bin kişi LGS'ye giriyordu. Çok fazla öğrenci girdiği için bir stres olabiliyordu insan. Ama o dönemde bile kontenjanlar artırıldı. Sonra kontenjanları azaltmadılar biliyor musunuz? Kontenjanlar aynen duruyor ama giren öğrenci sayısı azaldı. Bu sene 1 milyon 100 bin mi? 1 milyon 200 bin öğrenci sınava girme ihtimali var ki onların hepsi girmeye de bilir. Dolayısıyla kontenjanlar çalışmalarınıza çok uygun bir şekilde hazır. Yani kontenjanlar hazır arkadaşlar. Hiç endişelenmenize gerek yok. Güzel güzel çalıştığınızda o güzel okullar sizleri bekliyor. Her gün okula gidiyorum bu beni çok bıktırdı. Neler yapmalıyım? Okul bazen yorucu olabiliyor. Okulda bir de test çözdüysen bir de ağır sınavlar varsa yorucu olabiliyor ama hiç üzülmene gerek yok. Zaten sömestr tatiline az kaldı. 15 günlük tatilde yeniden bir şöyle bir deşarj olacaksınız. Her gün yarım saat kitap okuyorum sorusuna cevap vermiştik. Deneme netlerim çok kötü. Bunu nasıl düzeltebilirim? Şimdi arkadaşlar, deneme netlerinize yönelik birazdan da hatta burada e, göstereceğim sizlere şurada Doz denemeleri diye bir bizim kaynağımız var. Efsane bir kaynak. Bu doz denemelerinde biz ne yaptık biliyor musunuz? Normalde LGS kaç soru çıkıyor? 90 soru çıkıyor. Biz 90'ı 10'a böldük. 9 soru yaptık. Nasıl yani hocam? 9 soru ama 20 Türkçe 2 Türkçe dönüştü. 10 inkılap 1 inkılaba dönüştü. 10 din 1 dine 10 İngilizce, 1 İngilizce'ye dönüştü. 20 matematik, 2 matematik, 20 fende, 2 fene dönüştü. Nasıl yani hocam? Yani 10'a böldük LGS'yi. 9 soruda LGS denemesi çözmüş oluyoruz. Sonra ikinci bir doz denemesi dağıtıyorsun. Gene Yine 9 soruluk. Sonra ikinci bir doz denemesi. Bak hala bütün branşları karışık çözüyorsun. Yani küçük küçük. Sonra 18'lik doza geçiyorsun. Yani 2 Türkçe yerine 4 Türkçe'ye çıktı. E veya 1 inkılap yerine 2 inkılapın yerine çıktı. Ve bunların hepsi yeni nesil. Süper sorular arkadaşlar. Hepsinde çözümleri var yine. 18'lik dozluktan sonra 36'lık dozlar. 36'lıktan sonra 72'lik dozlar. 72'lik dozlardan sonra artık gerçek doza hazır oluyorsun. Yani 90'lık dozlar. Yani bir anda deneme çözünce moraliniz bozuluyor ya. Bir anda deneme çözünce yanlışlarımız çıkıyor ya. Biz de onu bu şekilde belli bir dozaj artırma yöntemine göre ayarladık. Yani ilk başta 9'luk, sonra 18'lik, sonra 36'lık, sonra 72'lik, sonra 90'lık. Toplam 12 tane yeni nesil denemeyi doz denemelerini hazırladık. Dolayısıyla bu tarz denemelerden çözdüğünüz sürece ve Geçmiş yıllarda yapılmış LGS'leri çözün. Mesela ne yapın? Gidin 2021, 2020, 2019, 2018 sınavlarına bakın. O sınavlarda matematik branşında tabii takıldığınız olacaktır ama fendeki soruları, Türkçedeki soruları, inkılaptaki dindeki İngilizce soruları yapabiliyorsanız bu sene 2022'de de yapacaksınız demektir. Çünkü bazen bazı kaynaklar LGS çok güzel oluyor diye kazı kul aziz sorular hazırlıyorlar. Çocuk da öğrenci soruyu çözünce bu ne ya ben bunu yapamayacağım diye morali bozuluyor. Belki de gerçek sınav sorularına baksanız, örnek sorulara baksanız yapabileceksiniz. Aa ben bunları yaparım diyeceksiniz. Ama öğrenciler sınav anında heyecanlanacaklar. O yüzden şimdiden zor soralım diyor. Öğrencilere inanılmaz zor sorular hazırlayan yayınlar var. Bizim de çok zor yayınlarımız var. Mesela zor ve ötesi ya da zoru bankası olabildiğince zor soru soruyoruz. Ama... Ya öğrencinin önce bir temelden başlaması lazım. Adım adım ilerlemesi lazım. Aynı bu doz denemelerindeki gibi. Önce dokuz, sonra 18, sekiz, sonra otuz gitmesi lazım. Ya da ilk başta bir soruya bir dakika değil de Beş dakika vermesi lazım. Sonrasında dört dakika, sonrasında iki dakika, sonra bir dakika vermesi lazım. İşte aşamalık diyoruz gerekiyor. Deneme netlerini de artırmak için dediğim gibi öncelikle gerçek LGS'lere bakabilirsin. Doz denemelerimizden faydalanabilirsin. Ve örnek sorulara bakabilirsin. Oradaki soruları çözdükçe zaten çözebileceğini göreceksin. Ama bazı denemeler gerçekten insanın moralini bozuyor. Zamanım çok az kalmış gibi hissediyorum sorusuna cevaplamıştık. 153 gün var. 15.300 soru eder. Günde 200 soru kesin çözüyorsundur sen. 30.600 soru eder. Ya 30.600 soru ne demek biliyor musun? Yani hani böyle ben bir şey söylemiyorum artık. Gerçekten 30.600 soruyla LGS titrer titrer yerinden titrer. Hele hele bu soruları yanlış da bakarsan kaçamaz LGS. Yani adım adım damla 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 damla. Hani su damlaları vardır böyle pıt 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 sürekli damla zaman deler. Demiri bile deler. İşte aynı şekilde senin de o damlaların 200 soru da damla değil gerçi ama. Böyle damlaların pıt 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 pıt, pıt. LGS diyecek ki yeter artık ya vazgeçtim. Çevremdekiler moralini bozuyorsa onlarla konuşman lazım. Konuşmaktan kastım şu. Bazı insanlara hayır dememiz gerekiyor bu sene. Ya hadi gelişelim Damla sen. Ya hayır. Damla gelmiyor musun? Hayır. Damla hayır. Hayır hayır. İstemiyorum. İstemiyorum. Ben bu sene buna konsantre oldum demelisin bir. Televizyondaki diziler seni Damla gelsene süper dizimiz başlıyor. Damla YouTube'da. Hayır hayır. Hayır. LGS soru izleyeceğim. Hepsi zaten internette duruyor. Kayıtlı. Kaçırdığınız bizi varsa onu yeniden izleyebiliyorsunuz. Kaçırdığınız bir oyun varsa yeniden indirebiliyorsunuz. Dolayısıyla şimdi onlar biraz beklesin. Ha canınızdan çok sevdiğiniz kişiler yani abiniz, kardeşiniz, halanız, anneniz, babanız moralinizi bozuyorsa Onları karşınıza alacaksınız diyeceksiniz ki ya siz ben çalışayım diye bana böyle şeyler söylüyorsunuz ama benim moralim bozuluyor ya. Lütfen bana bu sene dokunmayın. Bana çalış bile demeyin. Ya. Bana ne olur kızım çalış bile demeyin. Kızım nasıl gidiyor sınav bile demeyin. Okulda birinci bile olsam kaçıncı oldun birinci mi oldun demeyin diyebilirsiniz. Ama bunu tane tane güzel güzel söylediğinizde aileniz sizi dinleyecektir. Dolayısıyla vazgeçmiyoruz arkadaşlar. Damla size bir şey... Size bir şey söyleyeyim mi arkadaşlar? Damla sana da söylüyorum bunu bu soruları sormanız bile kazanacağınızın en büyük delili. Yani bir öğrenci bunları sorabiliyorsa kesin kazanacaktır. Niye? Çünkü dertleniyor. Dertlenirse de karşılığını alacak bu kadar basit. Şunları yapması bile bir dua yani. Yani ya Rabbi bana yardım et demekle aynı şey bu. Ya ben sıkılıyorum ne yapacağım diyor mesela. Günde yarım saat kitap okuyorum ya, ne yapacağım diyor. Bunların her biri bir dua. Hem fiili dua, hem de gerçek dua. Dolayısıyla da sınavda kazanacaksınız arkadaşlar. <laughs> Haftanın kaynaklarında göstermiştik doz denemelerini. Gerçekten efsane bir deneme. Türkiye'de böyle bir deneme yok bu arada. Yani bir tane benzerini bulamazsınız. Yani dokuz soruluk deneme, deli misin? Öyle bir şey mi var? Derler. Halbuki var. Gerçekten biz öğrenci deli Öğrenci öğren sevdalısı olduğumuz için 9 soruluk, 18 soruluk, 36 soruluk, 72 soruluk ve 90 soruluk denemeler hazırladık. Bunları açıklamadık Tonguç Mağazan ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Haftanın okulu kaynadı. Haftanın okulunu gösterelim. Haftanın okulu Osman Ulubaş Kayseri Fen Lisesi. 0.45 dilimde gerçekten yani ba bayağı bir yüksek ama çalıştığımıza kazanacağımıza eminiz tıplar, mühendislikler, diş hekimlikleri, hukuklar, kimya bölümleri hepsi zaten bu ve buna benzer birçok fen lisemizden, Anadolu lisemizden, sosyal bilim lisesinden kazanılmak üzere sizleri bekliyor. Ödülü soru yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım vazgeçmiyoruz ve 2022 kendi senemiz yapıyoruz.